Dayan Giyim Asrın Felaketi programını sunar. Hülya Kaya merhabalar. Bugün neredeyiz? Bugün Çukurdere Mahallesi'ndeyiz. Hemen Sinema Pınarı'nın üst tarafındayız diyebilirim. Şu an yayına başladığımız yerde Sinema Pınarı'ndan yukarı çıkarken BİM vardı sağ tarafta. Hemen onun karşısı bu tarz binalar. Değerli izleyenler, buradaki sıkıntılardan bir tanesi de bu. Artık ölü binalar Malatya'nın başının belası olma yolunda hızla ilerliyor. Bu şekil binalar beklemede, keza daha ilerleyen dakikalarda göstermeye devam edeceğiz. Bu binalar ne zaman yıkılacak, ne zaman tekrardan buralar inşaat alanına başlayacak, bunların hepsini konuşacağız. Çukurderelerinde çok büyük talepleri var. Hem WhatsApp hattımıza gelen hem de özelde bizlere gelen mesajlarla buranın da rezerv alan ilan edilmesini istiyorlar. Bakalım bu işi organize edenler Sıtma Pınarı ve Çukurdere bölgesiyle ilgili neler düşünüyorlar? Çünkü hiçbir planda burası görmedik değerli izleyenler. Yani rezerv alan olarak hiç görmedik. Ama burası yüksek katlı binalardan oluşan bir semtti. Hani geçen programlarımda söylemiştim ya, güneş görmeyen cadde, işte emeksiz, işte burası Sıtma Pınarı aslında güneş görmeyen caddelerdi. Ama şu an yıkımlardan dolayı tamamıyla güneş gören caddeler haline dönüştü. Yeni planlama yapılırken umuyoruz, diliyoruz bu tür yüksek katlı planlamalar artık Malatya'nın planından çıkmış olur. Çünkü hakikaten ne çektiysek bu yüksek katlı binalar yüzünden çekti Malatya. En basit Bostanbaşı, işte 10 kat, 15 kat, neredeyse 20 kat izin vereceklerdi ama o izni alamadılar, vermediler. İşte şu boşlukları da gösteriyoruz. Burada bir berber abimiz var. Ona doğru ilerleyelim. Selamünaleyküm. Bunu yeni mi koydun buraya? Hoş geldiniz. Yeni mi koydunuz bunu? Evet, buraya? Yeni. Allah hayırlı etsin. İş yerimiz buraydı daha önce de. Yıkıldı. İşte bir konteyneri uydurduk. Nasip olsa inşallah burada devam edeceğiz yani. Ne kadar zamanı? Yani. Ne kadar mal oldu bir konteyner? Ya bu ticaret odası sağ olsun yardımcı oldu, verdi bize. Tabii içini biz düzenliyoruz. Eski malzememizi getirdik, yerine bıraktık. Konteyner ticaret odasını verdik. Evet, evet, sağ olsunlar. Biraz zor oldu ama aldık yani. İşte belediye falan da şu altyapıyı falan bir şu kaldırım maldırımı düzenseler. Yani mesela yıkım firması şurayı şu rezil bir şekilde bırakmış. Aynen. Buraları şuraları yani bayağı kötü yani. Yani şu bu çevreyi mevve temizlense şey, hayat devam eder. Yoksa zor yani. Söyleyeyim bari gelsin şu. Burası hangi belediyeye bağlı? Burası Yeşilöt Belediyesi. Yeşilöt Belediyesi. Çukurdere Mahallesi. Evet, Çukurdere Mahallesi. Yani söyledik. Mutlular gelsin söylesin şu. Yani söyledik. Temizlik ekipleri gelsin şuraları yani. Bir temizlesin yani hakikaten. Yani çok İnsanlar yolda yürüyor. Ya işte kızdığım nokta bu abi. Memlekete evet. Bir sahipsizlik var. Yani, tamam mı? Yani belediyeler, şimdi mevcut belediye başkan adayları aday gösteremeyince elin eteğini komple çektiler. Yani. Ya yazık, günah. Yani bu şehirde hep beraber yaşıyoruz. Evet, evet. Sayın Çınar, Sayın Güder. Hani yani ilçe belediyesi olarak şu görevlerinizi tam olarak yerine getirin. Şuraya bakın. Şurada kanalizasyon var, bir çocuk düşer, Allah yaşlı korusun, düşer. Allah her şey korusun. Olabilir yani ha. Yani, defaatle de söyledim yani ha. Deprem zamanı biz neler yaşadık ya. Evet. Bak şu köşedeki bina kendi kendine yıkıldı. Evet evet, neler neler. Yani, şu karşı binada bir sürü insan gitti yani. Şu karşı binada bir sürü insan mesela gitti. Mesela şuralar böyle duruyor. Yani bir sürü her türlü şey olabilir, pislik olabilir. Bilmiyorum ya. Vallahi biraz ilgi az ya. Metruk alana evet. Döndü yani. Evet evet, sağ olsun siz bayağı ilgileniyorsunuz yani. Allah kolay gelsin. Gelsin güzelsinler, bakın Yeşilöt Belediyesi'ne bir daha sesleniyorum. Ya Yeşilöt yani. Belediyesi, bak burası Sıtma Pınarı. Şu an haline bakın. Mert yani, yerleri göster ki bir vatandaş bey bizi göster mi, boş ver. Yerleri göster. Yani şu an hallerini göster ki. Ne ya yapayım? Tamam aday olmamış olabilirsiniz ama ya bir temizlik biriminiz yok yani, mu? Yani. Fen işleri biriminiz yok mu? Gelip şuraları toparlayamıyorlar yani. Mı? Düzenleyemiyorlar mı? Yazık yani. Günah ya. Evet, vatandaşlar evet. Bir kaldırıma çıkıyor, bir şeye gidiyor. Ne diyorsun? Yani yola çıkıp bir kaldırıma vatandaş, dönüyor. Şuradan vatandaş nasıl yürüsün yani? Abi bak, şimdi sen buraya gelmişsin, dükkanı görmüşsün. Ben senin için evet. Söylemiyorum bunu. Evet. Yani değerli izleyenler, onu da söyleyeyim. Abimi ne tanırım ne ederim. Sadece eyvallah. Geldim, abi selam eyvallah, verdim ama buranın da durumunu gösterdim. Dediğin gibi, şuranın haline bak değerli izleyenler. Evet. Şunu da kapatmışlar, ya, altı boş. Hadi, bunun içine birisi düşse ne olacak? Abi, İhtiyarımız var, yaşlımız var, çocuğumuz var. Geri kapatalım. Yani bunları... Başvurduk burayı için, kanalizasyon için. Gelip ilgilenseler iyi olur vallahi yani. Söylüyoruz. Hem bizim için hem insanlar için. Bak vatandaş gelip geçiyor, tehlike arz ediyor. Küçük. Yaşlısı var, çocuğu var. Küçük öğrenciler var. Aynen öyle. Küçük evet. Dokunuşlarla şu şehir daha yani, da güzelleşir ama işte. Şurayı güzelleştirirse, şu enkazın pislikleri kaldırılsa daha bir güzel olur yani. Bura Malatya hepimizin yani. Biz aynen yaşıyoruz burada yani. Basit işler kalmış evet. Ama yapmıyoruz. Belediyeler gelip şu işleri düzenlemiyorlar. Elektrik karanlık buralar. Karanlık olduğu ya. İçin her şey oluyor. Tabii. Aa, burası gece zifiri karanlık yani.
Yani çalışmıyor musun? Daha canlı olsa esnaf gelir, bir şey de olur. Hayat devam eder. Yani bazı noktalar çalışmıyor. Mesela burası çok karanlık. Anladım. Yani TEDAŞ da ilgilense bu işte. Sağ olun, Allah razı olsun. Size de kolay gelsin. Yardımcı oluyorsunuz. Abi yeni yerinde hayırlı olsun. Bugüne kadar neredeydin? İş yerimiz yıkıldı. Enkazda bir yerde idare ediyorduk. İşte şimdi geldik kendi yerimize devam edeceğiz. Yanında mı çalışıyordun? Başka köydeydim. Yok. Köydeydim. Orada idare ediyorduk yani. İyi. Allah kolay gelsin. Allah razı olsun. Devam edelim. Kolay gelsin. Allah kolay gelsin. Şuralarda biraz toparlansa iyi olacak buralarda işte. Yani. İşte bakın değerli izleyenler, insanlar enkazların içerisinde böyle gitmeye çalışıyorlar. Yani en azından gelin belediyelerimiz, yani şu Yeşurt Belediyesi'ne sesleniyorum. Bu bölge Yeşurt Belediyesi'miş. Battalgazi Bölgesi olsa Battalgazi Bölgesi'ne sesleneceğim. Aynen. Şuraları gelin toparlayın, düzenleyin. Yani yazık günah, vatandaşlar böyle pisliğin içerisinde gidip gelmesin ya. Basit bakın, kaldırıma dökülmüş, bari şunlar kaldırın. Yani bunlar kaldırılmayacak, yapılmayacak işler değil. Basit işler. 10 dakikada yapılıp temizlenmez mi buralar ablacığım? Belediye çalışmıyor, ne yapar kardeş? İşte yapmaları gerekirken yapmıyorlar. Ya yapmıyorlar, neyse. Zaten her zaman aynı. Seçim geldi, onda sonra. Sende durumlar nasıl? Neyse. Halin hatırın nasıl, onu sorayım dedim. İyiyiz Allah'a şükür. İyi, Allah'a erik versin. Seçim geldi diyor, yine diyor, her tarafta dolaşıyorlar. Yani şunların burada durmasının bir anlamı yok yani. Mert göster ki her tarafı görsünler. Yani değerli izleyenler, basit işler ama yapılmıyor. Niye yapılmıyor biz de bilmiyoruz. Buradan mı gidelim Mert? Veyahut da şurada, nasıl dedim? Şuraya yukarı doğru çıkalım. Yukarı doğru çıkalım. Oradan şu binaları falan da gösterelim. Hatta dün geçenlerde şurada yangın çıktı değerli izleyenler. Binalar bu şekilde böyle metruk şekilde durunca işte sapı, tinercisi, pislik insanlar bu binalara girip başka işler yapmaya başlıyorlar. Şimdi yine göstereceğim. Mert şu kaldırımları göster. Yani Yeşil Belediyesi'nden rica edelim. Arkadaşlar bakın, hakikaten durum vahim. Yani vatandaş buradan yürüyecekken yürüyemez duruma gelmiş durumda. Yani buraları toparlayın ya, bir temizlik yapın yani. Diyorum bunu, şehir pis, kirli. Anlatmaya çalışıyorum ama hala belediyedekiler herhalde yeni yönetim bekliyorlar bunlar. Yeni yönetim bekliyor. Yani yeni yönetim geldiği zaman hemen yapacak mısınız? Adamın gözüne girmek için hemen o binayı mı yapacaksınız? Oraları mı toparlayacaksınız? Ayıp ya, vallahi billahi. 1987 yapılmışlar izleyenler. Ben şu binayı göster, bak Sülün Apartmanı. Burada ayakta kalabilmiş. Mert ekranlarınıza getiriyor. Yani bu sağ solun toparlanması o kadar zor değil değerli izleyenler. Yani bir temizlik ekibi getirip Mert şurayı da göster bir bak. Şurayı temizleyemezler mi? Yani yolun üstü ya. Vatandaş bunu görmesin yani. Şehir toparlansın diyoruz. Şehir bir an önce toparlansın istiyoruz ama bunlar da görünce yani personel mi dersiniz? Personel de var, çalışan da var, bir sürü şey de var. Mert şurayı da çeksene bak. Değerli izleyenler, geçenlerde şurası yandı. Yanan yeri gösterebiliyor musun Mert? Görebiliyorsun ama. Oralar yandı. Bu bina ne olacak? Yıkılacak mı, yıkılmayacak mı? Artık bir kararın verilmesi gerekiyor. Mahkemelerin de artık sonuçlanması gerekiyor memlekette. Yani mahkemelerin kesinlikle sonuçlanması gerekiyor. Mert oradan zoom çıkarsan hemen arkasındaki binaya dön bir. Bunun gibi binalar çok böyle. Çukurdere Mahallesi, Sıtma Pınar'ın üst tarafları değerli izleyenler. Bu tür binalarla fazlasıyla var. Hemen oradan zoom çık Mert. Bu tarafa duruyor. Sağ tarafına doğru dön. Bir bina daha gösterelim. Şöyle. Bakın. Şu pembe bina. Artık pembeli de kalmamış da. Başka bir bina haline dönüşmüş. Bu bina mesela. Ne olacak? Hadi. Yıkım kodları var ama yıkılmamış. Hala bekliyor. Neyi bekliyor biz de bilmiyoruz. En azından sağlam olan binalarda yaşayan vatandaşların da sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirmesi için belediyelerin yani artık sahada olması gerekiyor değerli izleyenler. Yani 2+2=4 yapmıyorlar, çalışmıyorlar, bu gerçek. Yani bu başkanlık adaylık seçimleri açıklandıktan sonra belediyeler de şu an hepsi bir acayip hale gelmişler. Yani nasıl diyeyim, bakın asfalt dökülmüş. Allah rızası için yani yeni asfalt bu değerli izleyenler, bakın şeyinden belli. Yani dökmeseydin ondan neydi kardeşim? Yani dökmeseydin gelmiş sanki almışlar Mert değil mi? Küreyi almış sepmiş gitmişler buraya. Aynı durum şeyde de var değerli izleyenler. Mert de şimdi gelirken onu da konuştuk. Güldük hatta kendi aramızda. Anayurt Bulvarı var biliyorsunuz. Malatya Çevre Yolu'na alternatif olarak açıldı. Tam o ikinci orada lojmanların olduğu kavşak var. Orada ciddi bir problem vardı. Mertler geçtiğimizde derdi ki ya buraya niye asfalt dökmüş? Dökmüşler. Ya rica ediyorum. Büyükşehir Belediyesi falan artık bu buna ne bakıyor Mert? Ha.
yol işlerine bakan diyeyim, ne diyeyim, bunun ismini, tam birimin ismini de bilmiyorum. Yani bu asfalt işine bakan birim müdürüne, daire müdürüne sesleniyorum. Allah rızası için git makam koltuğundan git, oraya dökülen asfalta bak. Yamuk yumuk dökmüşler. Yani yol mu, asfalt mı yapmışlar, tümsek mi yapmışlar belli değil. Büyükşehir Belediyesi yol asfalt şefine sesleniyorum buradan. Gidin o yaptığınız işe bir bakın. Yukarı doğru çıkıyoruz. Mert, bu ara Sukutar'a uzun zamandan beri girmiyorduk biz. Göstermeye devam edelim. Biraz aktif olarak kullanılmaya başlamışlar izleyenler buralarda. Bu bölgedeki vatandaşlar da yani bayağı ev yıkıldığı için değerli izleyenler buralarda. Bu bölgelerin şey almasını istiyorlar. Rezerv alan içine almasını, dahil edilmesini özellikle istiyorlar. Bugün biraz röportaj anlamında az gideceğiz. Çünkü mahalle aralarında dolaştığım zaman bir de insanlar yaşamıyorsa bayağı bir az kişiyle röportaj yapıyoruz. O yüzden de bunun da bilgisini verelim. Yani bu tür boşluklar oluşmaya başlamış değerli izleyenler. Buralarda hep binalar vardı ama maalesef yıkılınca bu alanlarında rezerv alanı dönebilir mi, dönemez mi? Tabii yetkililer daha iyi bilirler. Metrekare anlamında nasıl olur? Yetişir mi, yetişmez mi? Olur mu, olmaz mı? Tabii onlar daha iyi bilirler. Dönmesini istiyor Çukurdere'deki mahalle sakinler. Tabii sağlam binaların yıkılmaması şartıyla da tabii bunu istiyorlar. Çünkü insanlar da burada da bayağı eski binalar da var değerli izleyenler. Şimdi riskli bina sayısı da çok aslında. Şimdi binaların dışını sıvadık. Ney Mert? Ha, gösteriyorsun. Elini kaldırın, pardon. Şimdi karşıda başka bir bina daha var. Görüyorsunuz değerli izleyenler. Yani bu tür bina çok Malatya'da. Her mahallede belki 2-3 tane kesin binalar var. Şimdi yaz geliyor. Yine bu binalar yıkılacak. Yine toz toprak çıkacak. Yine o aynı rezilliği yaşayacağız. Bakın bu boşlukları görüyor musunuz? Buralar hep binaydı değerli izleyenler. Bakın bu Mert'in gösterdiği açıdaki her yer binaydı. Ama tarlaya döndü böyle. Maalesef. Hatıralar, anılarımız, her şeyimiz maalesef bu enkazların altında kaldı. Karşıda Vaizoğlu Camisi varmış. Bu kim Mert? Ha, muhtar adayı kırmızı bir taksiyle reklamını yapıyor derli. Herhalde buraya doğru mu gelecek? Göster Mert. Hülya Kaya'yı bak bak. Muhtar adayları da artık şeye başlamış. Ona ne diyorlar Mert? Reklama, sesli reklama başlamışlar. Bir de merak ediyorum ben. Acaba siyasi partiler bu sesi açarak oy alıp kazanabiliyorlar mı? Oylarına oy katabiliyorlar mı? En çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi o. Gerek yok yani bana göre. Boş yere şey kirliliği, ses kirliliği. Devam edelim Mert, aşağı doğru ilerleyelim. Dedim ya, buradaki yapıların çoğu da eski değerli izleyenler. Yani mesela şu bina, büyük ihtimal Elazığ depreminden sonra ne binasıymış Mert bu? Özbel'de şey yapılmış, nedir onun ismi? Dışına kaplama yapılmış, izolasyon falan her şey yapılmış. Altları nedir, ne değildir bilmiyorum. Yani bir kontrol edilmesi gerekiyor. Daha doğrusu Malatya'daki bütün binaların baştan aşağı bir röntgenin çekilmesi gerekiyor değerli izleyenler. Şimdi siz de oturuyorsunuzdur büyük ihtimal evinizde. Ama doğru mu, iyi mi, binanızda sıkıntı var mı tam fazla bilemezsiniz. İşte deprem zamanı büyük ihtimal şu köşeyi kırmışlar değerli izleyenler. Binanın genel durumuna bakmışlar. Ama işte bu şekilde bakılması doğru değil. Yani buna bilimsel verilerle aynı şekilde şurasını da kırmışlar büyük ihtimal. Duvarları kırmışlar değerli izleyenler. Bu şekilde detaylara bakılmış. Geç abisin, geç, geç. Ama tabii tam detaylı bir şekilde bakılması gerekiyor. Yani buradan anlaşılır mı, anlaşılmaz mı? Burada yoksa belki şurada var. Bilmiyorsun ki. Eski binalarda da böyle bir sıkıntı var değerli izleyenler. Yani bunların kontrol edilmesi gerekiyor. Çukurdere Mahallesi'ne gezmeye devam ediyoruz. Ara sokaklardayız değerli izleyenler. Mert, bir sıkıntı yok inşallah. İyi, devam edelim. Şu aşağı doğru ilerleyelim. Yaşam devam ediyor bazı binalarda, bazı binalarda yok. Mesela bu binada şu an hiç kimse yaşamıyor gibi gözüküyor. Boşaltmışlar komple zaten binayı. Ama buralarda yaşayanlar var gibi. Mahallenin geneli, dedim ya değerli izleyenler, hep eski evler. Yani en kötüsü 20 yıllık en yani en genci bak şu an şu sokakta 20 yıllık evler. Ama dediğim gibi yeni gelen yönetimlerin, yeni gelen ne diyeyim size,
belediye başkanlarının artık hangi partiden gelirlerse gelsinler, en azından bu binaların kontrolü açısından söylüyorum değerli izleyenler, A'dan Z'ye kontrol edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şu an Vahap Dağıstanlı Sokağı'nda ilerliyormuşuz. O tabeladan onu okudum. Şurası Gül Sokağı'ymış. Sol tarafa doğru gidelim Mert. Zamanımız da daralıyor. Hülyakaya yağmur da var. Onu da söyleyeyim. Hafiften bir yağmur çiğ seriyor. Onu da bilgisini vereyim. Sol taraftan devam edelim. Çukurdere Mahallesi'ndeki son durumu aktaralım. Çukurdere Mahallesi'nin sınavından yakın olan kısımlar çok sıkıntılı değerli izleyenler. Yine bu aralar iyi. Yani binalar fazla bir sıkıntı yok. Mesela yepyeni bina var. Hiçbir sıkıntısı yok ama dediğim gibi o aşağı taraflar, yola yakın kısımlar maalesef bayağı sıkıntılı. Ama işte dedim ya, burada da bayağı eski evler de var. O evlerin de tekrardan kontrol edilmesi gerekiyor. Devam edelim Mert. Çukurdere Mahallesi'nin ara sokaklarını geziyoruz değerli izleyenler. En azından birilerini yakalasak konuşacağız da onları da bulamıyoruz. Rezerv alan demişken değerli izleyenler, bir de yani bu rezerv alanlarla ilgili artık net bir somut bir adımların atılması gerekiyor. Vatandaşlar tedirgin. Yani bunu siyasilere de tamamıyla aktarmaya çalışıyorlar. Yani mevcut gelecek iktidar veyahut da muhalefet partilerinin milletvekillerine, belediye başkan adaylarına anlatmaya çalışıyorlar. Şimdi tamam işte, kuru oldu ya herhalde. Geçen de bir kuru oldu, bu ayda bir kuru oldu. Vatandaşlar şimdi alanım rezerv alan mı değil mi? Bunu kestirmekte zorlanıyorlar. Gelmek bile bir koridor çıkalım buradan. Bunları öğrenmeye çalışıyorlar. Ama işte rezerv alanda kesinleşmiş olan yerler var. İşte 42 tane yer söyleniyor. Buralarda şeyler ne zaman başlayacak? İhaleler ne zaman yapılacak? Eyvallah abim, nasılsın? Neyse. Eyvallah. Binanızda bir sıkıntı yok inşallah. Hafif hasar. Kaç yıllık abi burası? Kaç yıllık bina? 25 yıllık. Eyvallah. Allah kolaylık versin abi. Hayırlı günler. Sağ olasınız. Sağ olasınız. Devam edelim. Gel. Mert. Bu ara sokakları da göstermeye çalışalım. Bir sokağın ismini okuyayım ki değerli izleyenler. Şurada yazıyor. Neymiş? Şehit Kalender Kısıklı Sokağı. Şehit Kalender Kısıklı Sokağı'ymış bu sokağımızda. Büyük ihtimal burada başka bir ev vardı. Bu evde maalesef depremde ağır hasar alınca yıkıldı. Mesela Mert, burada daha eski ateş tuğlalı yapılmış binalar da var değerli izleyenler. Yani bu binaların yıkılması normal. Yani bu binanın ağır hasar alması gayet normal. Çünkü çok eski yapıyor. Büyük ihtimal yığmaydı zaten belli. Bak Mert, şey falan da tahtalarla mahtalarla yapılmış. O üst tabyası falan. Bazı yerlerinde kolon kullanmışlar. Artık binayı görünce çözmeye başladık Mert, binanın nasıl yapıldığını Mert'le beraber. Ama yan tarafındaki bina mesela yeni bina değerli izleyenler, görüyorsunuz. Yuton kullanılmış. Gaz beton kullanılmış duvarlar örülürken. Tabii yine ustalar yaparken bir sürü hatalı yapmışlar ama. Ustalarda da ciddi sıkıntı var. Vallahi Mert. Yani bir inşaat yapılırken tabii ustadan da kaynaklanıyor ama sonuçta bunu denetlenmesi gerekiyor. Denetleyen kişiler düzgün denetlemezse böyle adam yamuk yumuk kırık dökük ne kadar malzeme varsa buraya basar, üstüne sıvaya basar. Al sana ev der. Keza şöyle söyleyeyim değerli izleyenler. Bu az önce anlattığım olayın çoğu Fahri Kaya'nda fazlasıyla var. Bostanbaşı'nda fazlasıyla var. Yani düzgün denetlenmiş olsaydı zaten bu binalarda fazla bir sıkıntı olmazdı. Dün bizim Hülya Hanım'la tekrar konuşuyorduk. Bu hani yapı ruhsatı olmayan evler. O kadar sıkıntılı şeyler var ki. Yani yapı ruhsatı ile ilgili o kadar sıkıntılı işler var ki. Adamın mesela hiç şey yok. Metrekaresi düşük, bir anda yola çıkıyor. Mesela veyahut da kat yüksekliğini 5 katsa 6 kat 7 kat yapıyor. Buradaki binaları da göstermeye devam ediyorum. Büyük ihtimal bu bina da ateş tuğlayla yapılmış değerli izleyenler. Yan binayla birleşmesinden zaten anlaşılıyor. Mert ekranlarınıza getirmeye çalışıyor. Bu binada ağır hasar almış ve yıkılmış. Pırlanta Sokağı'ymış burası değerli izleyenler. Yani Pırlanta Sokağı'nın tam köşe binasıymış. Bu şekilde göstermeye devam edelim. Malatya'nın yüz hakkı, Malatya'nın gururu. Depremi her gün yerinde gösterdin. Acımızı dünyaya Eyvallah. Duyurdun. Gerek internet üzerinden, Eyvallah. Gerek şey üzerinden. Yani bazıları çıktı dedi ki Malatya'da deprem olmamış gibi değil ama sen dedin bak burada bu sokakta bu var, şu sokakta şu var. Madde bağımlıları buraya giriyor.
bunu yapıyor. Biz senden razıyız. Eyvallah. Allah da razı olsun. Gurur duyuyoruz seninle. Allah razı olsun. Gerçekten bizim acılarımızı dünyaya tanıttığın için sağ ol, var ol öncelikle. Muhtarım bak, bu şehirde hep beraber yaşıyoruz. Eyvallah. Yani bak, az önce aşağıda belki izlemişsiniz, evet, görmüşsündür. Evet. Yani o yoldan hep beraber geçiyoruz. Aynen. O yoldan belediye başkanı da geçiyor, belediye başkanının eşi de geçiyor. Evet. Bu temizlik işlerinden sorumlu belediye başkanı çocuğu da geçiyor. Hanımı da geçiyor, babası da geçiyor. Yani gözleri görmüyor mu? Yani körleştik mi? Anlamıyorum. Şimdi ben şöyle anlatayım. Gelin bak, burada mesela. Şimdi belediye başkanının da. Şurası moloz yani. Bura 2020 depreminde ağır hasar alan Çukurdere Mahallesi'nde 2000 adam biriydi. 2 katlı bir binaydı. Ha. Şimdi biz burayı artık madde bağımlıları geldiği için komşularla dedik ki en azından bir yıktıralım. Burayı normalde yer sahibi veyahut da alan kişi müteahhit şey yapması lazımdı. Yani binayı yıkıp, o zaman ağır hasarlar kendiliğinden yıkılmıyordu falan, biliyorsunuz. Süreçler uzundu. Yani onun... Biz metruk olduğu için dedik bir yıktıralım. En azından madde bağımlıları buradan kurtaralım, şey yapalım. Yaptık. Bunda 2023 depreminde sonra enkazın olanı getirdi, enkaz oraya attı boşluğu. Bu bizde de var. Bizde. Ha, orası ayrı. Bizde de var. Önce biz kendimizi düzelteceğiz. Biz sanki şey miyiz? Yani biz kendimizi düzelteceğiz. Şimdi şu ama belediyeler de bunu artık düzelsinler. Şu molozu Yeşilyurt Belediyesi alsa, makinenin içine koysa, o bıçakları kırdığı zaman... O şey var ya, kırdığı zaman belediyeye 40-50 bin lira zarar olacak. Ama bu molozu adam getirse dese ki ya muhtarım buraya koyalım, sen bir kepçe getir şey yapın. Bir bakıyorsun gece geliyorsun, sabahında bakıyorsun burada moloz yıkılmış. Biz kendimizi bir düzelteceğiz. Öncelik bizde. O ayrı. He. Niye düzelteceğiz? Ben onunla ilgili bir şey anlatayım. Değerli izleyenler. Belki de ha, bu arada Çukurdere Mahalle Muhtarı Mehmet Fatih Gönültar. Sosu yani. Tam yani. Açıklama bir. Şimdi bizim en çok sıkıntı duyduğumuz yerlerden bir tanesi mesela Bostanbaşı, değil mi? Evet. Bostanbaşı'na vatandaşlar ciddi problemler yaşadılar. Yani Bostanbaşı tamam. Çıkalım istersen süre. Yok, sıkıntı yok. Zaten programımızı burada bitireceğiz başkanım. Süremiz dar biraz. İkisi de ev kiraya vermiş bir tanesi. Daha sıfır aldığı evi kiraya vermiş. Ne kadar kiraya vermiştir sence? Tokiler'dekine. Daha ev almadan kiraya vermiş. Almadan kiraya vermiş. Almadan, yani 8 bin liraya vermiştir. Adam 15 bin çarpı 2 yapmış. 15.500 lira kira istemiş. Ben bunu tepki olarak yazdım. Adam zaten ertesi gün ve hatta gecesinde mi artık ne zamandıysa kaldırdı. Bana hemen kötü yorumlar gelmeye başladı Bostanbaşı bölgesinde. Kardeşim biz de vereceğiz. Biz burada geldik işte 20 bin lira kira ödüyoruz. Ya neredeki 20 bin lira kira ödüyorsun ya? Herkes biliyor ki sen 10 lira kira ödüyorsun hala il dışında. Aynen, tamam mı? Aynen. Sen orada da depremzedenin bütün imkanlarına faydalanıyor vatandaş. Tamam mı? Onun gibi bir sürü kötü niyetli, Bostanbaşı'nı yaşayan kötü niyetli insanlar bana yazdılar. Ben de şöyle bir yazı yazdım. Dedim ki ben bu sizin inadınıza hala, çünkü orada iyi niyetli insanlar var. Bostanbaşı'nın sorunlarını savunmaya devam edeceğiz. Madem sorunlarını savunmaya devam edeceğiz. Evet. Yazık, günah. Hakikaten dediğim gibi bizden kaynaklanan çok problem var. Çok fiyat artımında. Dün değerli izleyenler, şeyle ilgili bir fiyat araştırması yapmıştık başkanım. Pazara gittik. Fiyatlar işte, dedik ki halde de fiyatlar böyle mi falan. Abi haldeki fiyatları ben gördüm orada. Adam getirdi bana gösterdi. Şeye verdiği, pazarcıya verdiği, marketçiye verdiği fiyatları bana gösterdi. Yine bizim pazarcımız yapıyor, marketçimiz yapıyor. Aynen. On yapıyor. Biz, kimse kusura bakmasın. Biz biraz daha kendimize çeki düzen vereceğiz. Yani... Biz mesela parklar, belediye parkı temizlemek mecburiyetinde. Tabii. Ama biz batırmak mecburiyetinde değiliz. Biz onu güzel kullanacağız. Yolu güzel kullanacağız, şey güzel. Bir bakıyorsun, abicim yani adam canı sıkılmış, kaldırıma yaşıyor. Geçen gün özel şeyini de yaparken, fırının kenarını temizletirken elektrik direğini yıkmış. Bizden habersiz, hiç bilgimiz olmadı. Sokak aydınlatmaları birbirine girmiş. Yapma yani, bir şey yapılacağı zaman, edileceği zaman yani bunun... İdari şekli var, yönetim şekli var. Bunu yapan yok. Buna şey demiyor. Şimdi dediğim gibi şu moloz buraya atılmasa bura kirli olmayacak. Bak, senin burası yine iyi. Sen git Yakınca tarafına. Aynen. Yolu artık yola serpmiş. Sen git Yakınca tarafına git. Yola serpmiş. Oradaki dev blokları biliyorsun. Evet. Tadilat evet. Yapıyor, adam getirmiş. Atmış gitmiş ya. Aynen. Yani Çukurdere Mahallesi gerçekten halkı Allah razı olsun bu konuda çok duyarlı. Yani mümkün mertebe çöp atma saatlerini uyar. Mesela buralarda çoğu alanımızda çöp poşet saatleri vardır. Mesela saat 10 ile 12 arasıdır. Herkes ona göre bırakır. Ona göre bırakır. Yani bir tane çıkar bir sokakta, onu da umursamama. Yani istisnalar kaideyi bozmaz mantığıyla. O kadar da olmaz ama dediğim gibi biraz daha özen göstereceğiz. Dikkat edeceğiz. Gerek parkları kullanımında, gerek işte çöplerde. Yani önümüz yaz. Yazın işte biz buna çok dikkat ediyoruz. Biliyorsunuz yani sosyal medyada tabii
haftada herkes bir sefer ilaçlatırken biz iki sefer ilaçlatmaya bakıyor, çalışıyoruz, ediyoruz. Onun için yani biraz da kendimizde olacak. Bu sene kaçırmaz tam ilaçlama olayını. Bu sene biraz geç başladı. Normalde Mayıs'ta başlaması lazımdı. Haziran'da başladı. Yok, şey için söylüyorum. Deprem sonrası geçen sene mesela ciddi işte, problem yaşadık. İşte onu bu sene lavra döneminde, Şubat döneminde işte, bir ilaç... Yok devam ediyor diye biliyoruz. Ediyorlar. Ha, geçen gün yakaladık arkadaşlar. Yakaladık aynı. Devam ediyorlarmış. Muhtarım teşekkür ederiz. Bir de şunu soracağım. Tabii. Mahallenizde rezerv alan isteyen çok kişi var. Bize çok mesaj geliyor. Evet. Bir çalışmanız oldu mu? Herhangi rezerv alan için mi? Biz emlak konuta gittik. Ne dediler? Emlak konuta gittik. Bize adayı gösterdi. Adada yıkılan yerleri gösterdi. Şimdi buna biz sokak olarak bakmıyoruz. Mesela Şehit Kalender Kısıklı sokakta 4 tane bina yıkılmış. Rezerv alan olabilmesi için bu insanların da onay vermesi lazım. Yıkılması için? Evet. Kimse de buna onay vermiyor. Yani %60 size biliyorsunuz. Yüzde en az 60'ın onay vermesi lazım. 60-70 şeyde. Ama yani özellikle Zapcıoğlu Caddesi, Koyunoğlu Caddesi ve Divan Efendi'nin rezerv alanı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü zaruriyet bence de. Yani orada yani ciddi bu problem üç, var. Üç şey mesela Zapcıoğlu Caddesi sıtma planına yukarı çıkış. Aynen. Sağda bir tek yetiş apartmanı binamız kaldı. Bir tane tek katlı binamız kaldı. Geri kalan bitti. Tamamen bitti. Yani oralar bayağı kendini şey yaptı. Onun için de oralarda şey ama burada şimdi biz rezerv alanı istesek yeni olmaz. Yeni yapılmış. Yani şu ha. Şurada baktığınız zaman yani depremde çok etkilenmemiş bir sokak var. Aşağı Gül Sokak'ta mesela hiç bina yıkılmadı. Hiç ne çökme var ne şey var. Maşallah. Yani ağır hasarlı var. O zaman buralarda yani her kişinin belediye başkanları atıp tutuyorlar. Malatya'ya kaldıracağız şey yapacağız. Hani burası hangi belediye? İşte Yeşilyurt Belediyesi. Belediyesinin alanı. Yeni gelecek başkana söyleriz. Artırırız. Buraları vatandaş devlet işbirliğiyle beraber ayakta tutarız. Aynen aynen. Yani çünkü abi muhtarım yani vatandaşın vallahi gücü yok. 750 yani, artı 750 1,5 milyon para veriyorlar. Sen 1,5 milyon yapma imkanı var mı? 4 milyondan bahsediyorlar. Yani rakamsal değerlere bak. 4 milyondan bahsediyorum. Allah yardımcısı olsun. Zaten 750 bin taksidini ödeyeceği zaman adam öyle şey. Yaşayacak adam. Öyle yaşayacak. Bir de daha üstüne bir de ayrıyeten şey yapacak. Yani milletin de imkan şeyi zor. Belki bostan başında yani siz daha iyi biliyorsunuz da adamın arkada bir arsası da biraz yeri vardı. Bir blok yerine iki blok yapar. 150 metre, 170 metreyi 115 metreye düşüyor. Ama bizim burada değil, burada işte bir apartman var. Yerine diğer bir apartman yapılacak. Aynen. Ve gördüğünüz gibi bitişik nizam bir yer. Hı hı. Yani kim artırma şansı yok. İşte burada bitişik nizamda ciddi sıkıntı. Evet. Allah bizim mahallende %80'i bitişik nizam. Ya eski mahalle, eski bir yerleşim yani. Burası. Mahallenin ilk mahallelerinden diyebiliriz tabii, yani buraları. Tabii Çukurdere yani. Mesela Tahsin Amcagil anlatıyor. Tahsin Amcagil 80 yaşında. Yani 80 senesi yani 70 senelik mazisini anlatıyor. Aynen. Yani tanıdığım için söylüyorum. Demek ki 70 sene önce Tahsin amca gibi burada oturduğuna göre buranın daha geçmişte var. Yani Tahsin amcanın babası var. Yani Malatya'nın dediğiniz gibi ilk yerleşim yeri. Bir tanesi. Aynen. 92 yapılmış kaç? 90 yıldır? Yeni binalarımızdan biri yani Selah vardı. Hani yeni bina yani yeni bina. Bizim şey ediyor? Var ben Ümran Hanım'la yaptığım programda ben de hatta orada oturuyorum. Sümerbank işçi evleri. Ha, ta eski evleri ha, söylüyorsun. 1970 temel atımı, 73 teslimat. Hmm. Yani kooperatif. 13 blok var Çukurdere Mahallesi'ne ait. 13 blokta ikisi ağır hasarlı, biri orta hasarlı olmak üzere. Yani geri kalan ben de gittim orada ev tuttum yani. Olacak bir şey yok. Yani, teşekkür ederiz. Ben tekrardan gerçekten teşekkür ederim. Eyvallah. Malatya adına teşekkür ederim. Eyvallah. Birilerinin çıkıp Malatya'yı güzel gösterdiği zamanlarda siz çıktınız. Dediğiniz gibi yani enkazı da gösterdiniz. Madde bağımlıların girdiği yerleri de gösterdiniz. Gerek asayiş sorununu gösterdiniz, gerekse Malatya'nın gerçek sorunlarını gösterdiniz. Ben onun için yani çok teşekkür ediyorum. Hatta bizim mahallede de program yaptıydınız o zaman. Sağ olun, Allah razı olsun. Gerçekten birilerinin artık ses duyurması lazım. Yani niye Fulya Öztürk gelsin bizim derdimizi şeydi. Biz kendi derdimizi bir önce anlatalım. Ya görüyoruz, anlatıyoruz da işte. Kabul gördüm. Anlatıyorsunuz. Ama anlatıyorsunuz. Vicdanen rahat mısınız? Vicdanen çok rahatım. Aynen. Ben şimdi 5 yıllık muhtarlığımda az çok siz de tanıyorsunuz. Vicdanen rahatım. Çalıştık, didindik. Yani yeri geldi üstlerimize de şey yaptık. Yani sitemimizi bildirdik. Yani olması gereken yerleri de söyledik. Yeri geldi işte gece demedik. Gündüz olması gerekeni yaptık. Olması gerekeni yaptık. Teşekkür ediyoruz. Yayınımızı zamanımızı daraldık. Tamam görüşürüz. Beraber kapatalım. Hülya Kaya Çukurdere Mahallesi'nden şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Söz sana bırakıyoruz. Dayan Giyim Asrın Felaketi programını sundu.